Esselamun Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Hatay'a geldik. Ama geldiğimiz hangi gün geldik biz? Cuma. Biz Cuma günü geldik, gece yetiştik Hatay'a. Ama maalesef geç geldiğimiz için o gün bize çadır ayarlandı ama içindeki yataklar çok kötüydü. Yani o zaman yönetim kapalı. Herkes uyuyor, rahatsız etmek istemedik. Biz o çadırda uyuyamadık. Sonra arabada uyuduk ilk gün. İkinci gün sağ olsunlar bize daha düzgün bir çadır, daha sıfır eşya verdiler bize. Yani yatak, çarşaf, yastık, ne gerekiyorsa suyumuzu, her ihtiyacımızı karşıladılar. Orada ikinci gün orada uyuduk. Üçüncü gün ablamı, zaten orayı da sizlere paylaşacağım inşallah, annemin mezarına gitmek istedim ve ablamı köyde, büyük ablam, onu ziyaret etmek istedim. Oraya gittik. O seçimin ilk günü zaten. Oraya gittik. Sonra geç olunca ablam bizi bırakmadı. Orada uyuduk. Ertesi gün kahvaltımızı orada yaptık. Zaten çekimini de yaptım. İnşallah onu da göreceksiniz videoda. Şimdi buradayız. Bahçemizdeyiz. Ve şöyle etrafı gösterebilirim. Evet. Bir de neden ilk geldiğimiz gün buraya niye gelmedik? Tabii ki bu soru biliyorum bana gelecek ve ben bunu zaten siz sormadan söyleme gereğini duydum. İlk geldiğimizde daha elektriğimiz, başvuru yapılmış elektriğe. Suyumuzu daha önce biliyorsunuz geçen seneden suyumuzu çıkarttık ama elektrik olmadığı için suyumuzu çıkartamadık. Bekliyorduk ama çok şükür dün elektriğimiz geldi. İyi kötü tuvalet yaptırdık. En azından gerçekten tuvalet bile büyük bir nimet. Tuvaleti de sizlere paylaşıyorum. Tabii ki tuvalet ne kadar tam olmadıysa çok affedersiniz. Yine de büyük bir nimet gerçekten bir insan için. Büyük bir ihtiyaç. Hani nimet demeyeyim. Yok orayı kes. Büyük bir ihtiyaç bu insan için. Şu an tuvaletimiz yani ne kadar her şey kısıtlıysa en azından şu an tuvaletimiz ve elektriğimiz geldi. Elektriğimiz geldiği için suyumuz da çıktı. Maşallah, berekallah. Onun için gerçekten biraz daha mutlu oldum. Yavaş yavaş burayı inşallah onaracağız. Zaten ben burayı sırayla ne yaptığımızı sizlerle paylaşacağım. Ve şimdi tuvaletimizi sizlerle paylaşayım. Tuvaletimiz daha böyle ahım şahım bir şey değil. Ama yine de iyi kötü idare ediyor. Yani bizim şu an her taraf berbat içinde. Bahçeyi temizleyeceğiz. Evet. Tam boyu geçer buranın otu. Şuradakiler gibi. Bak orayı sadece bırak. Kendisi o bizden önce geldi buraya. Yine de buralara az çok kabasını almış yani. En kabasını almış bu şekilde. Oraya da tam köşeye tuvaleti yaptırmış. Tahtayımızın içerisine geçeceğiz. Orayı sizlerle paylaşacağım. Orada ne olduğunu, ne durumda olduğunu sizlerle paylaşacağız. Biz ekip tuttuk eşyaları çıkarmak için. Ama gerçekten ihtiyaçlarımı, gereken olanları çıkarmamışlar. Gereksiz olanları çıkarmışlar maalesef ama yapacak bir şey yok. Zaten çoğu çıkarttıkları halde ihtiyaç olsa da zaten hayır kalmamış. Onları bir şekilde nasıl değerlendireceğiz? Değerlendirebilecek eşyalarımızı değerlendireceğiz. Olmayanları da bir şekilde işte artık odun mu yaparız bilmiyorum. Hep beraber buyurun içeriye geçelim. Şimdi burada biliyorsunuz kapımız daha yok. Hala yaptıramadık. Ama bugün inşallah gidip ayarlamaya çalışacağız. Tabii ki ayarlayabilirsek inşallah. Rabbim işimizi rast getirsin ve cümlemizin işini rast getirsin. Ya o şey, al bu şeyi, çarpırsın olur. Bu şey kırılmış bir televizyon. Buna gitti senden. Kırılmış bence bundan. Açalım bakalım bir. Ha, inşallah bozulmamıştır ama şimdi bence bundan hayır kalmamış. Çünkü daha önce teyzenin de televizyonu bu şekilde olmuştu. Şimdi bakacağız. Bu bozulmasaydı. Keşke bu televizyonumuz bozulmasaydı en azından. Çatlaklık var mı acaba bunlar? Bence şu alttan bardağı var bir de şurada olmuş. Şurası kırılmış bak. Hmm.
Aa, burada içine girmiş bu onun, ha, bu ablam şöyle tutmuş, şöyle hafif içine girdiği için televizyon yok. Bak ışık oraya. Yanıyor mu ışık? Aha. Ama gidip. Ha? Gitmiş ekran ya, baksana. Master'ın yok. Kırılmış yani. Şurası bak karanlık, şurası. Şurası ağzı. Ondan bak, ondan sonra gidiyor bak. Ha, her yerden çatlamış. Aslında ben fark ettim, bak oralarda aslında çatlak var gibi. Ama gözükmüyor. Yapılmaz mı diyor bu? Yani bütün bu eşyalardan hiç hayır kalmamış zaten. Bunu boş boşuna 13 milyara. Evet, boş boş gerçekten boş boşuna 13 milyara koymuş oldu. Şöyle etrafı. Adamlar Allah yardımcıları olsun. Allah muhafaza. Onlar ne tehlikenin içine girdiler biliyor musun? Onun için ben onlara da kızmıyorum. Ama başkalarının için daha yani. Yani kimisi tabii. Ama bizim nasıl kısmetimiz böyle. Ama gerçekten yine onlardan bin kez Allah razı olsun. Böyle eşyalarımız. Üst kapağı yok. Nerede? Ha. Üst kapağı yok. Evet. Bulamadık. Belki o, değil o. Ha, bu bizim çaydanlığımız. Evde kullandığımız çaydanlık. Maalesef kapağı yok. Ama belki inşallah ilerleyen zamanda belki çıkar bilmiyorum. Çünkü her şey bir yerde. Bu şekilde. Bu çaydanlığımızı çok seviyorduk. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Nereden başlayacağız? Kedimizin, kedimizin ikinci bir... Aslı, biz, biz şey, bu zaten depremde kalmıştı. Veteriner vermişti bize yemesini. Evet, depremde kalınca bunu tabii götüremedik. Sonra veteriner sağ olsun bize öyle verdi yani. İlacını, her şeyini, yemeğini, her şeyine sağ olsunlar. Şimdi burada bilmiyorum, ben de hiç bilemiyorum ne yapacağımızı. Bu halıyı iyice sarın, bu zaten yıkamaya gidecek. Asıl sen de yardımcı ol sarmaya. Yok yok, Müslüm sarın. Kaç olmuş? Oradan ne yemiş? Şu şu. Konuya bakmıyor musun? Şu. Oradan da bu da ne var? Katıklanan. Tam çekme, çizim olsun. Ne olmuş? O ne? Şey bu. Boca. Al nereye? Kalsın çuvalın içinde kalmasın mı? Yoksa al. Onu bak. Onu da bence çizilmesin diye böyle. Onu al. Ayrı bir şeye koy. Onu al. Onu. Şu çizilmesin diye bence onu çıkar. Çuval varsa ayrı bir çuvala koy. Şu var mı çuval? Hoş. Sanki var. Hani iyi kötü sarmak için. Çıkar şu. Daha parçalar var. Hangisi? Bunlar şey ya. Robot bulmuş şeyde bu. Aa, şey mi oldu? Kapağını buldum. Bulamamıştık ya. Bu zaten ben karamıştım şey. Ha, hamur kesme. Lütfen bunları da al. Şey, kapağını buldum. Şu küçüğünü evet daha olacak. Masayı çıkaracağım ben. Ya çıkarın zaten. Şurada şu baban getirdi çuvalı içine koyun. Ocağın parçalarını. Şu ocağın parçalarını bulursak ayrı koyacağız. Lazım olduğu zaman hemen yani şey çok aramayalım. Bunu da buldum. Buraya bak. Şurasına göster artık. Ha? Hangisi? Tamam bakacağız. Şu küçüğü mü? Benim konuklarım o konu, ben konuklarımı takmam lazım. Bıçak. Bıçak arzı. Bak bunu da buldum. Ha. Bu, evet bu çok güzel bir bıçak. Et bıçağı. Bu lazım mı?
Bizim? Yani o şeyi makinasını... Bunun ne? Hamur kesici. Bana lazım onu. Bu ne? Ha. Yok. Şey için. Şey, oradaydı, nerede? Şurada herhalde bunun parçası. Çalışıyor mu ki o? Çalışmıyor galiba. Hiç bilmiyorum ama çalışıyor. Ha, bu çalışıyor. İşte. Aa evet, bak yerde düşmüş. Şeyden almıştık Durel Arsa. Şurada uçağı da buradaymış. Orada Konya'da A101. Ya 80 yer etmiş, 5 koydum. Aldım. Bunlar şey, Konya'da almıştım bunun gibi. Gerçekten lazım olmuyor. Vallahi çalışıyor. A5 kuruş etmez, hiçbir şey yaramadı. Maalesef öyle. Koyduğum parayla kaldı. Maalesef. Şu meselesi burada ayıklayacağız zaten bunları. İyisini. Aynen, o yapalım. İyisini, kötüsünü. Ama şimdi değil. Daha ucağın bir eksiği var mı oğlum? Ocağın. Hayır. Tamamlandı ocak. Tuşu var ya, o yok. Düğmesi. Düğmesini anında bulacağız ki. Hani elini kesme ha. Ay buldum ocağın düğmesini. Yanına koyun ki şey olmasın, bütün şeylerin, böcekleri her yere yayılmış, her yere. Burada bir çuval buğdayımız vardı, onu da sizlerle paylaşacağım. Onu onun için yapacaktık. Ama maalesef hepsi böceklenmiş. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Nerede acaba? Burada mı? Ay sen söyleme anne, şunları versek mi? Vereceğim. Onu birisine, ihtiyacı olana vereceğim. Çünkü şu an bu kalırsa burada ziyan olacak, bu böyle kavanozlara falan. Bir sürü şey eleyeceğiz. Evet, başkasına faydalansın. Evet. Ama şöyle nereye koyacağız, bunları ayrı koyacağız zaten. Ayrı bir şeye koymamız lazım. Bu ne? Bu küçük bile burada, kenarda. Aman, burada neler var ya? Burada bir sürü şey. Devirip mi böyle? İçini sıkıştırıyor. O zaman onu böyle devir şey çeviriyor. Aynen, açılmasını kapatıyor. Biraz o zaman çekiyor tarafa. İçi dolu değil mi onun? Hmm. Nerede? Lazım olan şey yok mu sizin burada? Nerede gereksiz şeyler? Gereksiz şeyler varsa çıkarmışlar. Var lazım şey, lazım. Var, var ya, bu tarafta falan var. Lazım olan şeyleri çıkarmamışlar. Neyse, oraya bakıp bakarız. Evet. Altta yer mi? Altta. Dur. Ha? Sana lazım yardım edeyim mi? Önüm taş. Al. Bunları nereye götürüyoruz bu arada anne? Eşyaları. Ya şimdi bu eşyalar şey, orada inşaat, şu an inşaat yapamayız. Yapacağız inşallah ama önce burayı bir düzenleyelim. İnşallah yapabilirsek burayı yapacağız. Ondan sonra orayı yapacağız da şu an onları oraya taşıyacağız. Yani koyacak yer yok. Kızım ne biliyor musun anne? Mesela bak şu bardak falan, bunlar mesela hiç kırılmadan gelmişler. Ben de şaşırdım. Ama mesela koca koca borcamlar, böyle çok değerli şeyler mesela kırılmışlar. Bunları, bak ister inan ister inanma. Şunları, aynen işte onu diyorum. Nasıl kırılmış? Şunları bak, şu bardağı şu an içinden çıkarttı adam. Şu adam diyor ki bu nasıl kırılmamış bunlar burada. Ama aslında büyük tabaklar, yemek tabakları hepsi yok. Yani şu an elime hiçbir şey, çünkü baban dedi ki çuvalın içine bağlayıp sarkıtmışlar. Hmm. Yarıya gelince, ip kopunca hepsi gitmiş maalesef. Hmm. Ama boş ver, gitsin, giderse gitsin. Cana geleceğine mala gelsin. Allah'tan gelene yapacak yani. Yalnız bunun da kapağı yok. Ben bunu çok seviyordum bunları. Hmm. Bunun kapağı yok. Ama soğutuyor. İki karşılar. Tek kötü tarafı ne biliyor musun? Bu eşyaları. Her şey birbirine girmiş. Hiçbir şeyi nerede ne olduğunu. Yani yatağın içinde bardak çıkıyor mesela. Aynen. Şu mesela şunun içinde böyle bir şeyler var. Yemek takımı mı var? Bir tabak mı var? Bir şeyler var. Ben inanamıyorum yani. Nasıl toplamışlar? Ama onlara da şey demeyiz. Yani kızamayız. Çünkü onlar o anki durumları nasıl olduğunu, nasıl toplamışlar. Adam aceleyle almıştır, koymuştur. Allah yardım etsin. Çünkü bir saatte halletme tarifi var. Allah onlarda, onun bir süresi var değil mi? Evet, bir saat. Hmm. Evet. Şu ne kızı? Ay çıkartmıyor. Aha, orada tabak buldum. Ha, tabaklar var burada. Çok ağır. Ay yavaş. Hah.
Aa, burada tabaklar çıktı. Tabakların bir kısmı evet buradan çıktı. Çok şükür şunlar. Elhamdülillah. Yani şu an tabii ki bunlar bizim için büyük bir nimet. Bütün bunlardan yani bir tabak da olsa idare edeceğiz. Buna da şükür. Şükredeceğiz. Daha da çok... En son şunlar şimdi değil. Şunları götürün. Şunlar lazım bize şimdi. Tamam şimdi mi? Tamam sapon. Şey bu neydi? He, ne vardı? He, şeker. O kadar 100 lira mı? Bilmiyorum sen, o da yatırır mı? Aa, havanın ortaya bütün bir şeyler dökülecek zaten, her şey de gidecek. Oraya gitsin. Çünkü bu baharatlar hepsi... Bu sapıncıkça gideriz, orası mı? He. Lazım olanlar. Bırak, bıraksın. Aa, şu bırak. Alacağız. Bunlar ne? Hey, mutfak. Hey. Bu eski... Kaşık. Yandım. Artı bu da atayım. Belki çöpte iyi. Çamaşır var. Ama bakacağız içine. Şunları da götür. Hı. Burada atabildiğimi atayım. Hı. Oğlum burada kitaplar var. Aa, uçak düşmüş. Gördünüz mü? Kitapları. Hı. Şuradakiler atılacak mı? Hı. Bu buç poşetteki. Tamam ben baktım. Onu da içine koydum. Evet. Bırak bırak ben götürürüm. Bırak. Bırak. Taşı taşı bir şey bırakmadım. Gördüğünü taşı. Tuz alıp mı? Gazım olur. Bir. Yok o direkt götürün. Onu da ayıp edelim. Ha götürün oraya götürün. Ha, boş boşuna burada zaman kaybetmeyin. O tabak. Tabak kalmış benim var. Bastım ağzımları. Bu şekilde. Bunlar hem kutusuyla kaldırsınlar. Böyle. Ya fotoğraflar mı da? Çok şükür. Bunlar... Şimdi burayı taşıyoruz yine. Koltuklar bunları. Tamam. Depremin altından çıktı. Çok tozlu, kumlu her şey var tabii. İnşaat şeyi. Ama bunları belki yaptırmak ihtimali yaptırabiliriz yani bunları inşallah. Yaptırabilirsek yaptıracağız. Hani çok az eşya var dedik ama dünya kadar eşya var burada. Yani ama burayı boşalttık mı ne yapacağız? İnşallah fayasçıya gideceğiz. İnşallah Rabbim işimizi rast getirsin. Buraya acilen yaptırabilirsek inşallah yaptıracağız burayı. Az da olsa rahatlayacağız inşallah. Şu an büyük bir yük kalktı buradan. Bu masa benim için gerçekten bu masa ne kadar eskiyse şu masa çok sağlam bir masa ve benim için gerçekten çok önemli. Ben bunun üzerine çok emek ettim şu masanın üzerine. Onun da emeği var. Evet, bunun emeği çok ve sapasağlam bir masa. Bak hiçbir şey olmamış. Tabii ki çok eski bir masa. Yeni aldığımız kırılmış ama. Ama yeni aldığımız masa maalesef kırılmış. Onu da yaptırabilirsek yaptıracağız. Bilmiyorum. Şunu eşyalar kalktıktan sonra burayı süpüreceğiz. Evet, şimdi. Ha, şimdi dokunmayalım. Bir de burada, buraya yeri göstersene. Burada yer hep şey. Buraya bir çuval buğday konmuş, bir çuval buğday var. O buğday hepsi böyle böceklenmiş. Maalesef her yer böcek, her yer böcek olmuş. Şu an onu dışarıya çıkarttık. Onu da ziyan etmeyeceğiz tabii ki. Onu tavuklara yedireceğiz. İnşallah tavuk alacağız. İnşallah tavuk da alacağız. Allah izin verirse. İnşallah. Allah isterse Rabbim Allah'tan her şeyin hayırlısını versin inşallah. Neyse bir şey yapamamışsın. Öyle mi? Daha bunlar şu ağır şeyler bak. Yani küçük küçük gözüküyor daha. Şunlar aslında kutu, sandık şey. Aslında. Var ya, Allah istemezse hiçbir şey olmaz. Bunlar o kadar hassas ki böyle benim yağdanlıklarım. Bunlar her an kırılabilir yani şeyler. Aynen şu kutudan çıktı.
Ve şu an bu içinde tabaklar var, her şey var bunun içinde ve bunun arasından ben buldum bunları. Yani Allah istemezse hiçbir şey olmaz bak. Oraya üstünü şöyle bir silin, üstüne bir eşya koyarsınız. Bez var, kötü bir bez yani bak. Ne sadece... Üstüne eşya koyun. Ya şok değil mi? Çok yeter yeter. Oğlum aktarma yani, aktarma. Sadece silmek için. Ne olacak? Beton zaten. İyi hadi. Yok yani ayağımız altı. Sürgüye gördünüz mü o büyük sürgüye? Hayır, bu o ambardaydı bence o. Yok çağ. Ben zannettim ki bu içindeki hepsi böcek. Ben de ekim ama. Çay mı? Ama böcek sanki. He? Altından hep böcek çıktı. Bence böcek. Arzu bu ne? Arzu bu ne? Bu ne kızım bak. Şu lazım mı? Yok, at gitsin de. Atayım mı? Emin misin? Ya nereden gelmiş? İçine, aha bak bak. Ben bir şey diyeceğim. Bardağın altı bir top o şeyden vardı, şu böceklerden. Bunlar işte şey, bu odayın böcekleri. Ya. Aşağı dışarı döksene. Önce içine koymuşlar, yiyecekler. Onun için girmişler bunlar. Ya da önce görmüş için. Ölmemişler. Hayır. Vaaah. İçi dolu. Koşar olsa daha iyi olur. Dergin durur. Hı. Çünkü şey, bir şey yiyemez. O çoğdan var şu an. Hı. Hadi. Bu ne kızım? Bu tabak mı vardı? Evet evet. Çocuklar şunun tabaklar falan var. Ha, hadi çık. Şey sandık olsa ya da kutu olsa şunlar fazlalıkları, bunlar bak dökülecek, götürürsen koymayın çekmecenin içine. Öbürünü de çıkar. Yok, o borcumu da çıkar. Onu da. Bu şeyi de çık. Ya bu doğrayıcı da keşke kaldırsan. Evet. Keyif mi olur bu? Emir veriyorum işte. Aynen. Bu yetmez mi? İşin en büyük tarafı o. En zor yeri. Neyse bir şey olmadı ya. Yani aslında var da. Ama yine çok çok iş, o kadar çok iyi ama inşallah Allah'ın izniyle yavaş yavaş atır. Böceklere bak. Böcek kaynıyor burası, böcek. Ya buna tahtaya zarar vermiyor mu? Yok, bunlar artık ölür. Ölür mü? Hı-hı. Bunlar daha tahta. Önce vermemişler mi? Yok yok, bunlar tahta. Yuva falan yapmış olmaz mı? Bunlar tahta böceği değil. Hı-hı. Bunlar buğday yeni yemiş, yani böyle nasıl diyeyim, mercimek, buğday, pirincin içinde bunlar oluşur. Bu sadece böcek onlara ait yani, pirince, buğdaya, böyle şeylere. Bunlar kalktı mı ya, bunlar hepsi artık ölür. Hı-hı. Çünkü yiyecek bir şey kalmadı bunların. Hı-hı.